Yani. Biz e, diğer arkadaşlarınızla dinledikten ve haberi paylaştıktan sonra canlı yayında aralarında ünlülerin de olduğu bazı insanlar bizi arayıp ya onlar yarışmada bir şey olamadılar dereceye giremediler Erkan Özerman'ı karalıyorlar dediler. Biz birkaçına şöyle bir soru sorduk: Sizin oğlunuz 18 yaşında, 19 ya da 20 yaşında gidip bu yarışmaya girseydi, başına bunlar bunlar gelseydi ne yapardınız? Uuu, kapı cam çerçeve indirirdik. E Elin evladı ele mi ucuz? Başkası deyince inanmıyorsunuz da şimdi... Hiçbirinizin de öyle bir iddiası yok yani. Hani, Abi beni birinci yapmadılar falan işte o yüzden buralara geldim. Yok. Hiç biz o hisse kapılmadık açıkçası sizleri dinlerken. Peki sana şunu da soralım sonra da Furkan'la konuşalım. Sen... Finale seçilmiştin normalde değil mi? Finale çağrılacaktın. Ee, şimdi 20 kişilik bir final, final. Ekibi. O 20 kişinin içinde sen de vardın. Olacaktım. Sana Sen olacaktın. Sonra nasıl olmayacak diye aradılar seni. Olmayacak ya da aradılar diye Mı? Sen oradan çıktın Oradan çıktın olmadı zaten o iş. Ee, yani finale gidemeyecektim. Hı hı. Ya şeye de inanıyorum ben. Hani dünkü arkadaşlar da dile getirdi. Aslında bazı derecelerin erkenden belirlendiği kısmında. Şimdi örnek veriyorum. Ben orada bu teklifi kabul etseydim. Muhtemelen daha 20 seçil yani yeni seçiliyorken ee, o Kıbrıs ekibine gidecektik o zaman o kamp dönemi dedikleri belki de ben derece alabilirdim yani erkenden belli olmuş olacaktı Hı. çünkü benim aslında şöyle bir ayrıcalık oldu ben orada değil e, yaşadığım bir aksiliği bile kullanmaya çalıştılar aslında Hı. yani evet. yarışmadaki ha, o... bir aksiliğimi Span. kullanmaya çalıştılar daha sonra çağırıp işte belki de şöyle oldu birebir onun için daha büyük bir imkan o onlara birebir çağırdılar belki orada 20 kişi içinde bunu konuşmak var bir de direkt şahsi çağır. bak yarışmaya gideceğiz ee, şimdiden seni star yapabilirim. Yani bu imkanı arda dünkü arkadaşlarından bir tanesi zaten yine çağrıldığında Erkan Özerman onun iddiasına göre demiş ki ilk üç zaten belli. Eğer teklifimi kabul edersen. Evet Furkan senin de Buyurun. hikayeni dinleyelim. Sen nasıl katıldın, ne hayallerle katıldın ve ne yaşadın? Zaten çoğu insanlara göre hayallerimiz aynı. Hı hı. Ee, ben Şöyle söyleyeyim bir tanıdık vasiyetiyle hı hı. E, ondan yardım istiyorum bu sektör için. Hı hı. ne bileyim yani açık konuşmak gerekirse elimden tut diyorum. Hı hı. Beni işte üst seviye bir yerlere çıkarmanı diliyorum dedim. E, ondan sonra best model yarışması var dedi. Dedi senin dedi onu, oraya dedi başvurunu yapacağım dedi. Sonra başvurumu yaptı tamam. Sonra yarı finalde kaldım. Hı hı. 200 kişinin içinden işte. Ondan sonra yarı final geçtikten sonra o 20 kişi has ve 10 tane yedek olmak üzere ama tabii bana söyle ben 20 kişinin içindeymişim. Yani ben 20 has en içindeymişim. Ondan sonra finale gel e, final gelmeden önce bir fotoğraf çekimi olmuştu. Bu katalog çekimleri yani her yıl oluyor ya. Ondan olmuştu. Sonra katalog çekimi olduğunda bize işte Erkan Özalman'ı bekleyin dedi. İşte gelecek sizlerle konuşacak denmişti. Erkan Ezerman geldiğinde oturdu. Ben sadece şunu aklımda kaldı. Dedi bu sene dedi best model dedi. En kötü best model dedi. Hmm. En kötü best model dedi yani bu, bu seneki dedi. Ondan sonra işte zaten bir sözleşme kağıtları vermişlerdi önceden. Bunu dedi işte yarışma esnasında imza altını getirin demişlerdi. Orada yani ta e, provada aynen fotoğraf çekimine vermişlerdi o sözleşmeyi. Ondan sonra finale tabii yakın zamanlarda bir de takım elbise provası olmuştu. Hı hı. Takım elbise provasında da gene gittik, bekledik. Saat işte 12'ye gittim. Sonra son ikiye kalan ben. Hı hı. Bir de üç, bu senenin üçüncüsü olan vardı. Hı hı. Sıra ben neydi? Ee, takım elbise provasında ben takım elbise giyer girerken erken zaman karşıma. Ben bunu yaşadığım için anlatıyorum yani. Hı hı. Evet. Bunlar yani hiçbir kelime abartmadan diyor, anlatıyorum abart, diyorsun. Ben takım elbise giyer, yani giyerken Erkan Özerman karşımdaydı. Bana önce, önce, oradan öpücük yolladı. Ya yani bana oradan öpücük yolladı. Ondan sonra beni yanına çağırdı. Gel 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 dedi. Çök dedi eğil dedi. Ben de eğildim çöktüm. Elimi tuttu. Ben bunu birebir yaşadım yani. Nasıl? E... Yere çök dedi çöktüm Aynen. ve elini tuttu. Aynen elimi tut tuttu böyle. Sonra yüzümü çevirdi baktı böyle. Dedi sen ne dedi yani dizi filmlerde oynayacak dedi bir yüz var şeklinde benimle konuştu. Ondan sonra dedi ha ben de seni şimdi hatırladım dedi. Sen dedi yarı finalde ben senin fotoğraflarını görmüşüm seni bayağı beğendim ettim ben seni istiyorum dedi. Ve ben seni istiyorum kelimesini bana iki, bir kere söylemedi iki üç kere söyledi. Sonra ben de içimden şey diyorum acaba bu ne olarak istiyor? Hmm. Yani ne olarak istiyor beni? Ondan sonra e, bunu tekrarlayınca şey dedi ben Sonra bu katalog resimlerini hiç beğenmemişti, onu söyledim işte. Hatta bununla yayın can, çıktığında da söyledi. Telefonla, başka programla hiç kimseyi beğenmedi. Bana dedi ki, bir tek dedi oradan dedi güzel çıkan dedi fotoğraflarını Sen senin dedi yani sen iyi çıkmışsın dedi bana. Hmm. Bana böyle konuştu. Yani bunlar şimdi Koskoca Erkan Özalman'la bunları duyunca insan birazcık şu oluyor ne bileyim. hoşuna gidiyor. Ho yani hoş hoşuna gidiyor yani çünkü adam yarışmanın sahibi. Bunları duyunca hoşuma gidiyor, birazcık böyle hevesleniyorum yani güzel bir derece alacağımı düşünüyorum mesela. Bunlar, yani koskoca erken Özerman'dan bunları duyunca tabii. Ondan sonra ben bunları duydum tabii yani mutlu oldum. Ondan sonra dedim, içimden yani zaten böyle dedim. Furkan dedim, Erkan hocam dedim sana böyle bir konuşma yaptıysa dedim zaten orada zaten e, bayağı kişi de vardı, ofisi vardı, ondan sonra makyajcısı Seni vardı. Seni istiyorum dediğinde bir dakika ne demek istiyorsunuz dedin mi? ben hiç ses çıkarmadım. Ben sadece yani hiç ses çıkarmak istemedim. Aslında bilmiyorum belki boğazım düğümlendi konuşamadım da. Evet. Belki de tam algılayamadın acaba hangi anlamda söyledi. Ama ne var onun? O an altında? böyle yani e, elimi tutuyor ya böyle o an değişik hissediyor mesela insan. Hmm. Ya bir temas olunca değişik hissediyor insan. Yani ben seni istiyorum diyor. Ben seni istiyorum diyor. Ben seni beğendim diyor. Yani acaba ben ne içimden dediğim gibi işte e, ne, beni ne olarak istiyor acaba diyorum. Hmm. Ondan sonra... Ee, takım elbise provasında zaten e, bunu bunu yaşarken zaten yanımızda da zaten işte onların ya, makyajcısı makyajcısı olan vardı. Sonra karogisi olan vardı. Sonra menajer dedikleri Айdüngüler de vardı. Hı hı. Sonra tak, bizi bizimle takım elbise provasında yardım eden beyefendi de vardı. Bilmiyorum herhalde duymuşlardır ama şimdi bu olayı mesela e, yüzde yüze gelsek ben bunu anlattığımı siz söyleseniz acaba bakalım ne diyecekler yani. Sonra peki sonrasında bir diyaloğunuz, bir karşılaşmanız, bir şey oldu mu? Ne oldu? Ondan sonra diyaloğumuz, karşılaşmamız hiç olmadı. Ama ben bunları tabii böyle bir diyalog yaşadığım için ümitliydim birazcık yani. Hmm. Yarışmayı kesin kazanacağım diyordun. Sana. Yok kazanacağım demiyordum. Kazanmak çok farklı bir şey. Ben yani bir hedefim diyorum birinci değil. Güzel bir derece alırım diyordum. Ne bileyim belki mansiyon bile ödülü alırdım diyordum. Sonra yarışma esnası geldiğinde... Ve o yarı final, işte finalde bütün isimler okunduğunda, yani ben şok yani. Yani insan hayal kırıklığına uğru uğruyor. Böyle hayal, düşündüğünüz hayaller olmuyor. Yani bir insan 21 yaşında hayaller düşünüyor, böyle güzel bir gelecek düşünüyor. Hayatıyla ilgili güzel bir gelecek düşünüyor. Ve bir anda hevesi kırılınca bütün morali, motivesi, her şey düşüyor. Peki o süreçte hani istiyorumdan sonra dolaylı olarak bir mesajlar falan böyle aracılar falan benim benim menajerim yok. Ben sadece bir samimi olduğum bir e, abi kardeş tavsiyesiyle girdim. <laughs> Ama ben sordum bu Erkan Özerman daha öncesinde de benimle ilgilenen adama sürekli arayıp, ben Furkan'ı istiyorum diyormuş. Ha senin ...abin dediğin, senin menajerliğini yapan kişiyi arayıp... Yani, ...ben Erkan'ı, e, ben Furkan'ı istiyorum diyormuş. Evet evet yani beni istediğini söylüyormuş yani. Ben Furkan'ı beğeniyorum, ediyorum istiyorum Onu söylüyormuş yani telefonla konuştuğumuzda böyle dedi. yüzde geldiğimizde de yani istiyorum dedi ama... ...bana bu kadar şeyi söyleyen adam ne bileyim belki beni... Peki güzel... arkadaşlarının yaşadığı dün, evvelsi gün ve şu an yanında oturan... ...Arda'nın yaşadığı travmaları ve olayları dinleyince... Şimdi istiyorumun altında ne olduğunu çok daha net zaten. Şimdi şöyle evet. söyleyeyim, ben zaten böyle bir şey olduğunu e, hani yarışmaya girmeden önce herkesin özür dilerim ağzından her şey çıkıyor bir yani konuşuluyor. Ben sadece ön yargılı yaklaşmak istemedim. Şimdi özür dilerim. bir kutu var, o kutunun içini açmadan bilemezsiniz o kutunun içinde hı. ne olduğunu. Ben de önce bir gireyim dedim, ne var ne yok bir bakalım yarışmaya. Hı hı. Yarışmaya girdik baktık, olaylar bu yani. Ben bununla bu adamı yaşıyorsam. Demek ki daha da böyle ama zaten bu yarışma e, yarışmaya çok yakın zamanlarda olduğu için hele bir kampta falan olsaydı ne bileyim belki böyle çok uzun süreli yan yana gelsek bence daha farklı muhabbetlerde sohbetlerde olur diye düşünüyorum ben. Evet. Bu sadece yarışmaya yakın yani olduğu için. Her neyse şuna gelmek istiyorum. Evet. Şimdi final gecesi hak, günlerden bir hak ve adaletten bahsediyorlar. Ben herkes gibi ben de kendime güveniyordum. Öncelikle fiziğime güveniyordum ben ve ben hiçbir manzuneli ve derece bile alamadım o fizime yani fizime güvenliğim şekilde. Hı hı. Şimdi zaten sizlere de fotoğraf atmıştım ben. Hı hı. Dedim zaten e, benim yanındaki dedim ikinci ol dedim. Ondan sonra 12 numara dedim ikinci ol dedim. 9 numara dedim üçüncü ol dedim. Ben bu arkadaşları hiçbir zaman tipiyle modeli e, şey yapmıyorum. Hı hı. Yargılamıyorum lütfen yanlış anlaşılmasın burada. Sadece demek istediğim şu. Eee sen bir maya giyiyorsun, mayada da puan alıyorsun ve mayada da en çok dikkat çeken benim bilim hep fizik. Hı, hı Ben de fizime güvenliğim bir şekilde hiçbir mansiyon ödülü alamadım. Bez fizik bile alamadım ben. Hı hı. Yani buradan demek istediğim şu, yani günlerden beri hak ve adaletten bahsediyorlar. Hak ve adalet benim verdiğim bence örnek yani bu. Fotoğrafları yani fotoğraflara bak, yani bakılsın. Evet bu, bu arada da bir mesaj geldi bir arkadaşımız da atmış. Bu yılın birincisine de bakın demişler. Bu yılın birincisinin menajeri Aydın Güler. O dünkü yarışmacıların iddia ettiği işte evet, evet. yarışmanın organizatörü ve yarışmacılara mesaj attığı iddia edilen kişi. Sana peki hiç bu otelle ilgili bir teklif geldi mi? Ben şöyle söyleyeyim Aydın Bey'le ben hiçbir muhataba girmiyordum. Yani hiçbir diyaloğa hiç girmiyordum. Hiçbir diyaloğun yok. Aynen, aynen hiçbir diyaloğa girmiyordum ben onunla. Mesele zaten burada işte o daha güzel, ben daha ondan iddialıyım, o benden güzel, o benden çirkin, o 1.89 falan mesele bu değil. Yarışma ve öncesinde ve sonrasında değil de karşılaştığınız taciz iddiaları. Mesele orada dereceye girmek değil, sizin derdiniz de derece değil. Özellikle... Evet kimse susmasın ee, işte Z kuşağı gümbür gümbür geliyor diyorlar hani bu konuyla ilgili olarak söylemeyeyim ama Z kuşağı gerçekten gümbür gümbür geliyor kimseden korkmuyor sözünü esirgemiyor başına bir şey geldiyse de korkmadan bunu ifşa edebiliyor öyle de olmalı zaten Katılıyorsun. Hacı. Katılıyorum ya zaten dünyada... Sen dün herhalde gençleri görünce ben de orada olmalıyım. Arda belki o gençler, aradık, evet, o gençler programımıza çıkıp bu itiraflarda bulunmasalardı sen 2015 yılından bu yana içinde yaşadığın yarayı taşıyacak mıydın yoksa tek başına bir açıklama yapacak mıydın? Ya yani şöyle ben dediğim gibi sosyal çevrende bunları anlatıyordum. Ee, yani sadece bu işi isteyen değil istemeyen, paylaşmak istiyorsunuz bir yerden sonra sonuç olarak hayalleriniz var herkes gibi. Ee, ama 15 tane evet bu yıl süresinde belki çıkıp konuşulabilir miydi? Konuşulabilirdi ama benim özellikle dönemimde e, bu kadar da güçlü değildi sosyal medya. Hani mesela dün bir sadece hikayeyi biraz paylaştım. Aslında her zaman anlattığım şeyi bir kere daha anlattım. Hı. Ve bir anda sesim duyuldu mesela. Ama önceden hani bunlardan bahsettiğim zaman e, anlatılmıyordu. Ya e, arkadaşların anlatması beni rahatsız etti şu anlamda. Özellikle şu sen solda oturan arkadaş seslendi bildiğiniz yani. Dedik ki yani bunları yaşayan elbet var. ...lütfen onlarda sesini çıkarsın... ...bize destek olsunlar deyince... E, ...ben de böyle bir... Yani, mesaj gibi algıladın değil mesaj mi? Mesaj gibi algıladım sonra zaten e, da herhalde o... E, Oğuzhan bu tarafta oturan Oğuzhan, Oğuzhan. anlatırken ben bildiğiniz dejavu oldum. İşte ofis hikayesini o da anlatırken... ...işte bana masaj yapar mısın bilmem ne... ...anlatırken böyle... E, ...sonra fark ettim ki evet bu içinde bir travmaymış aslında. Ben geçtiğini ve hani bunun herhangi bir şekilde... ...hayatıma etki edemeyeceğini düşünürken... ...dünkü rahatlamadan sonra... Gerçekten kuş gibi. Şu an bile çok rahatım. Belki e, e, şey değil hani bu bir şeyleri umarım engel olabiliriz. Bir zincir var. Bence bu zincir kırılmalı. Peki bu zincirin kırılması için burada o yarışmaya katılmış olan, belki de yıldız olmuş olan, kimseyi de zan altında bırakmak istemiyoruz ama o insanlara neler söylersin, o gençlere neler söylersin burada? Öncelikle e, bu yarışmaya daha önce de katılmış, evet. belki çok iyi şöhret yakalamış e, insanlar da var. Ben onlardan biri olsaydım böyle bir konuda, yani kendi üzerlerinden gençler kandırılıyor. Bunu bilmelerini istiyorum öncelikle. Yani gençlere yaşadıkları hayat örnek gösterilerek, bak siz de böyle bir hayat yaşayabilirsiniz, yapmanız gereken şey çok kolay. Sadece bu. Ya da işte benzer şeyler, ahlaksız teklifler. Yani onların da bence kendilerinin isminin kullanılmasıyla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor. Katılacak olan arkadaşların bence artık daha bilinçli olması lazım. Çünkü bu yarışmanın böyle bir gerçeği var. Ee, hani bu her sene yapılıyor mu diye sorarsanız ben 2015'te bunu yaşadım. Arkadaşlarımız 2021'de yaşamış. Bence ne ben ilktim ne de onlar son. Kesinlikle. Araştırmış mıydın peki katılmadan önce? Araştırmış mıydınız? Böyle bir bakmış mıydınız yarışmanın geçmişine? Ya araştırdım. <laughs> baktım. E, böyle çok büyük veriler yok. Sanki çok haber yapmak istememişler. Bence size kadar da bu böyle bir şey duyulmadı daha önce. E çünkü dedim ki bir yerde böyle bir duyum olsaydı, birileri konuşsa olsaydı ben o zaman da yine konuşurdum. Benden sonrası için. Ama e, yok bir, bir şey çıkmıyor. Ya. Sadece eski videolara ulaşıyorsunuz. Zaten Besmadol'un böyle sosyal medya hesapları, internet siteleri de çok böyle aktif değil. Yani internet sitesinde çok böyle yayınlar yapılan bir şey değil. E, sadece Erkan Ozarman benim dönemimde 2015'te e, yarışma öncesi bir video yayınlardı. Videoya nasıl katılmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz gibi. E, böyle bir bilgilendirme yapıyordu gençler de katılıyordu. Yani yarışmaya başvuru yapıyordu. Evet şimdi e, evet. WhatsApp'ımıza bir, bir şey geldi. Yani bakmak istemiyorum ya. Bakabilir miyim? Oo, bu fotoğrafı ekrana getiremeyiz herhalde. Getiremeyiz ama yani evet. bakmak istemiyorum. Erkan Özerman'a da cevap hakkı tanıyoruz. Dilerse yayınımıza bağlanabilir ama kendisiyle dün gelecek. konuştuğumuz zaman... Yarın yayında her şeyi açıklayacağım dedi. Gerçekten bu fotoğrafta. Hande Onduran cinsinden. Evet sinir bozan cinsinden.